Geleceğin teknolojileri. Yeni nesil araçlar. Erdem, sence ne zaman uçan araba çıkar? Ben de çok merak ediyorum. Düşünsene, aynı uçak gibi çok hızlı. Hatta jet gibi. Ördek, bakıyorum da sen çok sevdin bu uçma işini. Ne kadar da güzel eğleniyorsunuz böyle. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz, teşekkürler. Bakın, Arif abiniz size ne gönderdi? Harika, bir hikaye kitabı. Evet, bugün evde birlikte oynayacağınızı söyledim. O da size bu kitabı gönderdi. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Erdem, neymiş kitabın adı? Profesörün Zaman Makinesi. Ah, çak şeker geldik. Aa, Koçuk sen misin? Evet, beklemiyordunuz değil mi? Hiç mi özlemediniz beni? Tabii ki özledik. Aa, ördek. Tamam, tamam. Özledik tabii Kurtçuk. Ne iyi ettin gelerek. Evet, senin olmandan çok memnunuz. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok özledim. O zaman kitabı birlikte okuyalım. Bu hikayeyi sizin için ben seçtim. Arif gelirken kitabı önüne ittim. Hemen içine saklandım. O da kitabı beğendi. Size gönderdi. Harika. Çok teşekkür ederiz Kurtçuk. O zaman hadi bakalım başlayalım. Profesör yardımcılarıyla üzerinde yıllardır çalıştığı zaman makinesi projesini tamamlamıştır. Evet arkadaşlar, sonunda emeklerimizin karşılığını alma vakti geldi. Makinemiz tamam. Doktor Leyla, elektron aktarımını kontrol edelim. Tamam, hemen ediyorum. Bay Aygıt taşıyıcı, taban bağlantıları tamam mı? Taşıyıcı, taban ilk deneme için kontrol edildi profesör. Tamam, o zaman son kontrolümüzü de yapalım. Güneş paneli hayati önem taşıyor biliyorsunuz. Gittiğimiz yılda elektrik olmayacağı için enerjiyi bize o sağlayacak. Her şey tamam olduğuna göre artık yola çıkabiliriz. Makine bizi milyonlarca yıl öncesine götürüyor. Yani... Yani... Dinozorlar çağına! Dinozorlar mı? Profesör, şimdi biz neredeyiz? Aslında yine aynı yerde. Yani tam laboratuvarın olduğu yerdeyiz. Hadi gelin çabuk! Ne kadar da büyük bir kuş. Kuş mu? Bence o bir ejderha. Hayır arkadaşlar, o ne bir kuş ne de bir ejderha. O bir pterozor, yani uçan sürüngen. Çok yırtıcıdır. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki profesör, biz tam olarak ne arıyoruz? Aslında sadece zaman makinesini denemek için geldik. Fazla zaman kaybetmeden dönmemiz lazım. O zaman dönelim. Hayır Bay Aygıt. Tabii ki birkaç araştırma yapmadan da dönmeyeceğiz. Hadi gelin benimle. Profesör, bizi nereye götürüyorsunuz? İşte buldum. Sizi çok büyük bir dinozora götürüyorum. Beni takip edin. Sessiz olun çocuklar. Bakın, muhteşem bir apatozor. Bunlar bizi yemeden bence biz kaçalım. Bay Aykut korkma. Bunlar zararsız otobur dinozorlar. Büyük inekler gibi düşün. Profesör, elimle besleyebilir miyim? Tabii ki besleyebilirsin. Gitme vakti. Hadi beni takip edin.
Peki şimdi nereye gidiyoruz profesör? Eğer yanılmıyorsam şu çalılıkların arkasında olması lazım. Orada olması gereken nedir profesör? Gelin benimle. İşte buradalar. Tam da düşündüğüm gibi. Bunlar da ne böyle? Nefis görünüyorlar. Yoksa deve kuşu yumurtası mı? Hayır Bay Aygıt, sanırım bunlar dinozor yumurtası. Evet Doktor Leyla, bunlar pterosaur yumurtası. Hani şu az evvel üstümüzden geçen kuş. Yani aslında ona uçan sürüngendir. Bay Aygıt, sakın dokunma sakın. Üzerine bırakacağın herhangi bir kokuyu anne fark eder ve başımız çok büyük derde girer. Hadi artık eve dönme vakti. Bakın bir limon ağacı. Hem de tamamen doğal bir limon ağacı. Profesör, bu limonlardan almama izin var mı peki? Elbette. İstediğin kadar alabilirsin Bay Aygıt. Harika. Bay Aygıt, bunlar çok değil mi sence de? Çok değil, az bile. Keşke daha fazla alabilseydim. Neden ki? Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun? Bir kısmını laboratuvarda inceleyeceğim. Ve aralarında ne kadar fark var diye bizim limonlarımızla kıyaslayacağım. Başka? Bir kısmının çekirdeklerinden tohum elde edip ekeceğim. Ve yetiştirmeye çalışacağım. Çok güzel fikirler. Daha bitmedi. Kalanıyla önce reçel, sonra da limonata yapacağım. Reçeli denemek için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Bir yavru T-Rex. Koşun. Limonlar. Limonlarımı düşüreceğim. Bekleyin. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Bu yavru T-Rex bizimle oyun oynamak istiyor. Ancak bu çok tehlikeli olabilir. Derhal geri dönmemiz lazım. Profesör, zaman makinesinin nerede olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, bu yolun sonunda bir elma ağacının yanında. Hatta tam karşısında da büyük bir çınar ağacı vardı. Görünce hatırlarım. Bir an önce gitsek iyi olur. Daha fazla taşıyamayacağım bu limonları. İşte orada. Hadi bakalım, eve dönme vakti. Profesör, bu söylediğiniz elma ağacı nerede? İşte orada Bay Aygıt. Tam isabet. Ne oldu Bay Aygıt, ne yapıyorsun? Ağaçtaki elmalardan birini düşürmeye çalışıyorum profesör. Acele et, daha fazla vaktimiz kalmadı. Tamam. Doktor Leyla, güneş panellerini devreye sokalım. Anlaşıldı profesör. Profesör, dikkat edin. Şimdi ne yapacağız? Çok özür dilerim. Hepsi benim hatam. Tamam Bay Aygıt. Şimdi üzülmenin sırası değil. Bir çözüm bulmamız lazım. Buldum. Ne oldu? Neyi buldun profesör? Bu durumdan nasıl kurtulacağımızı. Peki nasıl olacakmış o? Tabii ki limonla. Bay Aygıt gel benimle. Doktor Leyla, biz Bay Aygıt'la ağaçtan limon toplarken sen de güneş panellerinden kabloları sök. Anlaşıldı profesör. Thank you.
Evet, limonları topladım. Sen ne durumdasın Doktor Leyla? Ben de kabloları hallettim. O zaman başlayabiliriz. Affedersiniz profesör ama bu limonlarla ne yapmayı düşündüğünüzü hala söylemediniz. Tabii ki ihtiyacımız olan elektriği üreteceğim. Hı? Elektrik mi? Yani bu limonlarda elektrik mi var? Amanın! Hayır Bay Aygut, tam olarak öyle değil. Limonun içinde bulunan asitler elektrik üretmemize yarayacak. Yani limonda asit mi var? Hadi gelin, size bunu uygulamalı anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi size limondan nasıl elektrik üreteceğimizi anlatacağım ve göstereceğim. Öncelikle iki tane yarım limonumuzu alıyoruz. Sonra birine bakır ve çinko çubuğu. Ardından ötekine de bakır ve çinko çubuğu batırıyoruz. Sonra bir limonun bakır çubuğundan diğer limonun çinko çubuğuna bir kablo bağlıyoruz. Daha sonra boşta kalan diğer uçlarda aynı pillerde olduğu gibi bizim artı ve eksi kutbumuz oluyor. Artık elektriğimiz kullanmak için hazır. Şimdi deney zamanı. İşte oldu. Bu harika. Evet profesör, bu gerçekten fevkalade bir keşif. Evet arkadaşlar, haklısınız. Ancak bizim çok daha fazla elektriğe, yani çok daha fazla limona ihtiyacımız var. O işi bana bırakın siz profesör. Hadi geç başına. İşlem tamam. Artık eve dönebiliriz. 1 Kasım 2019 saat 13. Evet Doktor Leyla, çalıştırabilirsiniz. Anlaşıldı profesör. Dinozorlar. Muhteşemler değil mi Zepi? Keşke onları biz de görebilseydik. Evet, ben de çok isterdim. Canlı olarak göremeseniz de kemiklerini ve gerçek boyutlarındaki maketlerini görebilirsiniz. Öyle mi? Nasıl? Tabii ki müzede. Ama nerede? Madem bu kadar merak ettiniz dinozorları, o zaman yarın hep birlikte dinozor müzesine gidelim. Ne dersiniz? Dinozor müzesi mi? Evet. Yaşasın!